Evet, yaklaşık bir haftadır e, Hamas'ın askeri kolu El Kassam'ın İsraille başlattığı bir operasyon var ve İsrail gerçekten orantısız bir şiddetle buna karşılık veriyor ve burada da işte birçok konu tartışılıyor e, işte at, atılan fosfor bombaları vurulan yerleşim birimler ve gerçekten sivil her iki taraftan da işte Filistinler veya İsraille sivil halk çok ciddi bir şekilde zarar görmüş durumda. Bu baskın operasyonu Hamas'ın askeri kolunun başlattığı bu baskın operasyonunda askeri açıdan farklı bir sayfa açıldı ve sızma operasyonunda yamaç paraşütleri, motorlu yamaç paraşütü sistemleri kullanıldı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde ben de bununla ilgili buradaki e, operasyonla ilgili farklılıklarla ilgili bir video paylaşmıştım size. Bu videoda da e, sızma operasyonlarında kullanılan motorlu yamaç paraşütlerinin paramotor da deniyor bunlara veya trike olarak anlandırılan basit bir e, gövde üzerine oturmuş arkalı önlü iki kişinin yaptığı bu baskında bu tür hava araçlarının tespitinin çok güç olduğunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili gelişmelere bizim savunma şirketlerimiz çok hızlı geri dönüş tepkiler veriyorlar haklı olarak ve bu konuyla ilgili de Meteksan'ın geliştirdiği bir sistem var bunların bulunması için bu Meteksan'ın sistemi retinar radarı. Retinar far tre ad olarak adlandırılıyor sistem ve bu sistem çok hassas bir şekilde drone olarak adlandırılan küçük insansız hava araçlarını tespit etmek üzere geliştirilmiş durumda. Askeri üst bölgelerine yerleştiriliyor ve bu radar çok bir basit bir modifikasyonla bu tür yamaç paraşütlerinin de tespit edilecek özelliklere kavuşmuş durumda. Bu radar yaklaşık 9.6 kilometrelik mesafeye sahip. Ee, ve bu radarla birlikte işte oradan kuş mu geçiyor, drone mu geçiyor, yamaç paraşütü mü geçiyor. Çünkü yamaç paraşütleri işte böyle saatte 30-40 kilometre gibi çok düşük hızlarla e, hareket ediyorlar. Radar baktığı zaman oraya geri yansıma çok düşük olduğu için göremeyebiliyor. Veya işte vadilere girip binaların arkasına saklanıp çok sessiz bir şekilde sızma operasyonu için uygun. Hatırlayacaksınız terör örgütü bu tür hava araçlarını kullanıyor. Belki o Hamas'ın askeri kolu da onlardan o yaklaşımı gördü. Ve bu gerçekten çok ciddi bir tehdit. Ve bu tehdidin de ilacı diyelim. Meteksan tarafından geliştirilen retinal radarı bunlarla ilgili adımlar atılmış durumda. Bu konuyla da ilgili haberi savunma sanayi st.com sitesinden aldım. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Daha fazla detay görmek isteyenler Meteksan savunmanın geliştiği Retinar radar ile ilgili Savunma Sanayi ST'den buradan görebilirler. Bu radar halen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor, ihraç edilmiş durumda ve Retinar bu açıdan da farklı bir açılımı, farklı bir riskin tespitinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtmemde fayda var.